arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekemiyordum. Şimdi kendime saksılık altı için bir tabure yapacağım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Daha önceden bir kere yapmıştım bu YouTube'da videolarını falan izleyerek. Sadece çimento ile yapıyorlardı. Ben çimento ile yaptım. Kesinlikle tutmuyor. Siz de paranızı boşuna harcamayın. Şimdi videonun başında görmüş olduğunuz saksının altında, hasır saksının altında şu bacaklar ona takılıydı aslında. Ama yamuk duruyordu. Sürekli devrilip devrilip duruyordu. Ben de şimdi onun altına böyle betondan bir saksı yapmak istiyorum. Deneyeceğiz birlikte. Şimdi bunun için malzemelerimize gelecek olursak çimentom var. Bunun içinde mermer tozu var. Bir de şu poşetin içinde de derz dolgusu denilen bir şey var. Bunları şimdi karıştıracağız birlikte. Göz kararı yapacağım. Çimento daha fazla oluyor. Bunlardan işte belli bir oranda koyacağım. Birlikte deneyeceğiz. İlk başta eldivenlerimi takıyorum. Şöyle bir kepçem var. Bunun yardımıyla içine dolduracağım kovamın. Şu kovanın içinde yapacağım karışımımı. Aynı kovanın bir tane daha var bende bu kovadan. Onun içinde de taburemi yapacağım. Kalıp olarak kullanacağım zaten bunu. Şimdi koymaya başlıyorum. Evet, çimentomu koydum. Şimdi mermer tozumdan ekleyeceğim. Bu derz dolgusuyla çimentoyu ben nalburdan aldım. Fakat mermer tozunu nalburda bulamadım. Bunu da ben internetten sipariş verdim. Uygun bir fiyatı vardı. Bilmiyorum şu kadarı 5-6 lira gibi bir şeydi. Dediğim gibi göz kararı koyacağım. Biraz da derz dolgusu ekliyorum. Evet, bu kadarı yeterli olacaktır herhalde. Ben de ilk defa yapacağım bunu. Bilmiyorum bakalım tutacak mı tutmayacak mı. Daha önceden dediğim gibi bir kere denedim. Sadece çimentoyla. O çimentoyla yapılan videolara arkadaşlar inanmayın. Şöyle suyum var. Suyumu da göz kararı ekleyeceğim. Böyle kek çırparız da onun kıvamı olur ya, böyle birazcık koyu bir kıvam. Onun gibi yapacağız. Bu işlem birazcık zor olabilir. Karıştırma işlemi. O yüzden burayı hızlı bir şekilde geçeceğim. İstediğimiz kıvam bu. Şimdi diğer kovamı elime alıyorum. İçerisini yağlayacağım. Kolay çıkması için. Şöyle elimle yağlamak istiyorum. Şimdi bunu böyle bu şekilde sallayıp yere vuralım. İçinde hava kabarcıkları kalmaması için.
Şimdi de taburemin ayakları olacakları koyuyorum. Bu ahşap ayakları eğer sizde yoksa nalburdan da almıştım. Yine böyle bu boyutlarda. O şekilde nalburdan da bulabilirsiniz. Veya internetten de yine bulabilirsiniz. Evet, burayı bu şekilde ayarladıktan sonra kağıt bant yardımıyla bunları buraya tutturacağım, sabitleyeceğim. Tabi buralarda yağ olduğu için yapışmıyor. Aslında sabitlememize de gerek yok çünkü içindeki katı kıvamda olduğu için. Evet, bu şekilde sabitledikten sonra şöyle vuruyoruz ve bunu kurumaya bırakıyoruz. Kontrol edersiniz, bir gün yeterli olacaktır kuruması için. Şimdi bunu kurumaya bırakalım. Evet arkadaşlar, dün bu saatlerde burada birlikte harcımızı hazırlayıp koymuştuk kalıbımıza. Şimdi sizinle birlikte açmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde çıktı. Şuralarda pürüzlerimiz var. Onları zımparam yardımıyla, kağıt zımpara zımparalayacağım. Şimdi ıslak bir bezle sileceğim. Benim kalıbımdan ötürü şuralarda böyle delikler kalmış. Sanırım fazla iyi de sallayamamış da olabilirim. Kalıbımın biraz böyle iç taraflarında yamukluklar var. O yüzden böyle kenarlarda biraz yamukluk kaldı. Fakat benim için sorun değil. Siz böyle büyük yoğurt kapları falan da kullanabilirsiniz. Veya yine bundan alıp da yapabilirsiniz, böyle bir kova alıp. Bu beton olan ürünler o kadar güzel gözüküyor ki hiçbir türlü insanın gözüne batmıyor yamuklukları. Daha da doğal gözüküyor bence. Benim hoşuma gidiyor. İsterseniz bunu böyle farklı bir renge boyayabilirsiniz. Ayaklarını başka bir renge boyayabilirsiniz. Her türlü şey yakışacaktır. Ben bu şekilde ham halini kullanmak istiyorum. Kendi böyle doğallığını seviyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu üçlü karışımdan kalekim, çimento, derz dolgusu ve beton mermer tozu. Bu üçlü karışım görmüş olduğunuz gibi gayet de sağlam olmuş. Hiçbir şekilde çatlama falan da olmamış. Gayet güzel. Kalekim de kullanıyorlar. Denemedim. Bilmiyorum nasıl olur. Burası yağlı olan bölüm. Yağ koymuştuk içine hatırlarsanız. Bu şekilde parlak bir şekilde kalmış. Yani kurumamış gibi bir şey değil ama böyle kalmış, sorun değil. Alt tarafta kalacak zaten. Ve bu şekilde taburemiz de hazır. Ayakları daha yüksek yapıp gerçekten bir sehpa olarak da, orta sehpa olarak da daha büyük bir şey olursa kullanabilirsiniz. Çok sağlam bir şey. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi benden eksik etmeyin. Hepinize şimdiden kolay gelsin.